Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim şehrin çocukları ile bu bölüm Antalya Adrasan'dayız. Doğadan aldığımız enerjiden, güçten yararlanmak için, birazcık nefes almak için rotamızı bu sefer Antalya'ya çevirdik. Eğer hazırsanız, yerlerinizi aldıysanız hadi arkadaşlarımızın yanına gidelim ve Adrasan'ı hep birlikte keşfedelim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Sinan abla. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizinle vakit geçireceğim için çok heyecanlıyım. Biz de. Ben de. Bir yanımız deniz, bir yanımız meyve ağaçları. Bugün doğanın bütün nimetlerinden yararlanacağız. Tamam mı? Tamam. Ama ilk başta ne yapalım biliyor musunuz? Ekran başındaki arkadaşlarımıza kendimizi tanıtalım. Hadi. Elvin. Taylan. Elif. Miraç. Nazlı. Halit. Çok güzel. Hazır mısınız? Hazırız. Daha kuvvetli. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi o zaman yolculuğumuz başlasın. Ramazan abi merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim şehrin çocuklarıyla bu bölüm size konuk olduk. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bahçenizde çalışırken yakaladık sizi. Zaten bugün sizin bütün deneyimlerinizden yararlanacağız. Evet. Öğrenecek çok şeyimiz var. Şimdi nar bakımı yapıyoruz. Evet. Narlar fazla yanmasın diye güneşte. Toplaması daha sonra kolay olsun diye. İçerideki fisil deriz biz. Fisiller ve kuruları temizleriz. Şu anda ondan sonra da suyunu falan, ilacını... Burada zehirli ilaç kullanılmaz, yalnız onu belirteyim. İlaç koruyucu ilaçlardır. Evet. İki günlük, üç günlük ilaçlarımız vardır. Narın bakımıyla, ağaçların bakımıyla siz ilgileniyorsunuz evet. hep. Evet. Peki nar hangi mevsimde yetişiyor? Hangi nar, mevsimde şimdi, dikim oluyor? Şimdi Eylül'ün 15'inden Ekim'in 15'ine kadar yeme mevsimi, artık yetişme mevsimi. Bundan önce veya bundan sonra, sonrası olursa zaten nar bozuluyor. Sonra bozuluyor. Önce olursa zaten nar gelişmemiş oluyor. İçerideki yediğimiz meyve hiç güzel olmuyor. Hasat ne zaman oluyor? Hangi hasat ay? Eylül'ün 15'inden sonra başlar. Eylül'ün 15'inden. Evet. Şu anda kızardı herhalde. Kızarıyor yani. Şimdi artık gelişiyor. Şimdi en son aşamalarını bekliyoruz. Daha toplamayacağız daha ama değil mi? Daha toplamayacağız şimdi. O zaman dolaşalım mı biraz? Dolaşalım. Hadi gelin arkadaşlar. Portakal bahçe ağaçlarımız da var. Yani böyle bir dalda 4 tane nar olursa bu meyve fazla büyümez. Gelin, burada da portakal ağacımız var. Bak meyveleri görüyorsunuz. Hadi şöyle bir durun. Dokunalım ağaca. Hadi bakalım, değil mi? Yapraklarını inceleyelim. Hadi arkadaşlar doğanın keyfini çıkaracağız bugün. Nasıl deniz balıkların evi ise doğada bizim evimiz. O yüzden doğaya iyi bakacağız, koruyacağız. Değil mi? Evet. Kesinlikle temiz tutacağız. Plastik atmayacağız bak, çok önemli. Ramazan abi, bu köpük neden burada? Bu köpük neden burada? Şimdi güzel bir soru. Burada domuzlar nar meyvesini, narı çok seviyor. Ben bilmiyordum. Biliyor gece, muydunuz arkadaşlar? Hayır. Geceleri burada domuzlar iniyor. Bu köpüklerden bahçemizin kenarlarında her tarafında var. Şimdi bunu beyazı görünce bir de rüzgarda böyle bir sallandım. Domuz bunu korkudan gelmiyor içeri. Korkuyor. Korkuyor. Beyazdan korkuyor. Ya herkes ondan... mi öyle yapıyor? Siz mi keşfettiniz bunu? Herkes yapıyor bunu. Burada yapmamadın mı? Herkes köpük koyuyor. Bahçeden Nara. Mahsul aramasın. Ramazan abi burada farklı bir ağaç görüyorum. Evet. Ama sen söyleme. Çocuklar tahmin etsin. Çocuklar sizce bu ne ağaç? Ceviz. Ceviz. Başka tahmin alayım. Kayısı. Hayır. İncir mi? Hayır. Bilemedik. Pucu. Gel bakalım ipucu vereyim bir tane bunlara. Hem de ağacımızın gölgesinde de serinleyecek. Keçi boynuzu. Bak şimdi bildik ipucuyla bildik değil mi keçi boynuzunu? Şöyle. Bundan sirke yapıyoruz. Keçi boynuzu sirkesi.
Bunları dövüyoruz önce. Keserle veya çekiçle eziyoruz. Suda bekletiyoruz bir gece. Yumuşuyor. Yumuşuyor. Ondan sonra da kaynatmaya koyuyoruz. Kaynatmadan suda beklettiğimizi ayrı bir yere koyuyoruz. 3-4 gün koyuyor. Bir hafta duruyor. O biraz sirkeleşiyor. Ekşemeye başlıyor. Bunları da sirke olarak kullanıyoruz. Şimdi bir tadına bakalım, yiyelim mi? Haydi bakalım. Hadi. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Frank İncir'e. Ona gideceğiz şimdi. Onu göreceğiz. Ama o dikenle orada gittiğimizde dikkat edeceğiz. Ellerimize diken gitmeyecek. Hadi o zaman yolculuğumuza tamam. Devam edelim. Gidelim o zaman. Hadi gelin. Hadi bakalım çocuklar, gelin. Şimdi bir sürprizimiz daha çıktı, evet, burada. Evet arkadaşlar, Antalyalıların yakından tanıdığı bir meyve ağacının yanındayız. Gelin bakalım şöyle yavaşça. Dikkat edin. Frenk incirine fazla yanaşmayın çocuklar. Frenk incirine. Dikenleri var üstünde. Gördüğünüz gibi incecik dikenleri var çocuklar. Bunlar girdi mi çok zor çıkıyor. Ha. Bunu ancak diken battığında zeytinyağı üstüne sürür de üstüne bir pamukla koyarsanız ancak öyle çıkıyor. Şimdi bunu dikkat etmemiz, toplarken hep maşayla şu şekilde bak. Şöyle koparıyoruz. Bunlar zor, kopar birazcık. Bak. Düşsün. Peki nasıl yıkayacağız? Temizliğini nasıl yapacağız? Yine şimdi, eldivenle mi? Kovanın içinde suyla yıkıyoruz. Ondan sonra çıkarıp dikenler gittikten sonra çok dikkatli bir şekilde. Yani suyun içerisinde kendi dikenlerini veriyor o zaman, bırakıyor. Evet, bırakıyor. Kalanları da elimizle dikkatli bir şekilde başını ve arka tarafını kesip ortadan yarıyoruz. İçerideki çok güzel bir aroması çok güzel. Sonra da afiyetle yiyoruz. Çok güzel yiyorsunuz. O zaman devam edelim hadi gezimizi. Evet. Hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, karşımızda kocaman bir incir ağacı var. Yine Akdeniz'de yetişen bir meyve incir. Seviyor musunuz? Evet. Ben de bayılırım. Ramazan abinin torunu da Akın bize incirleri toplamaya başlamış. Nasılsın Akın? Kolay gelsin. İyi, sağ ol. Kime vereyim, yer misiniz? Birazcık ye ya. Onlara verelim, onlara. Şimdi incir ağacının iki tane çeşidi mi var? Bir erkek, bir de dişi. Dişi, evet. Erkek... İncir ilk olan meyve, ağacın ilk verdiği meyve. Evet. Yani sezon başlamadan önce onu verir, onu bir döker. Erkeğe atıyor ağaç, tekrar evet. Dişiyi üretiyor. O ha. Erkek çiçekledikten sonra onun tozuyla beraber, poleniyle evet. Dişiye dönüştürüyor. Tekrar verdiklerini dişi oluyor, onu yiyoruz. Ha. Yani ilk olanı yemiyoruz i̇lk o zaman. İlk olanı yemiyoruz. İlk olanı reçel yapabiliyoruz. Öyle ama mi? Çok güzel reçel olur. İncir reçeli çok incir güzeldir. Reçeli. Evet. Duydunuz mu çocuklar onu hiç? Yer misiniz? Yediniz incir mi reçeli? İncir reçeli? O bir reçeli. De inciri de kurutuyoruz. O da kurutuyor. Çok da kurutulmuş incir. İsterseniz kurutulmuşa bırakılmış incirimiz var. Onu var da gösterelim. Mı? Var. Aa, istemez miyiz? Hadi, hadi gidelim. Gelin o hadi zaman arkadaşlar. Gidelim. Evet, incirlerimiz kurumaya başlamış. Ne kadar evet. Zamanda kuruyor Ramazan abi? Bu hava şartına göre kuruyor. Değişiyor. Şimdi nemli havalarda biraz geç kurur. Yani 15 günü falan durur. Ama kuru havalarda böyle nemsiz havada 3 veya 4 günde kurur. Peki biz biraz önce şimdi Frank inciri evet. Topladık. Onları yemedik. Gidip yiyelim mi? Onları da yiyelim. Gidip yiyelim. Hadi yiyelim. Soyup yiyelim onları. Tamam. Hazır hadi yiyelim. Bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi topladığımız frenk incirlerini yiyeceğiz. Ama dikkatli herhalde soyacağız şimdi. Değil mi? Çocuklar bak, incirlerin dikeni var değil mi? Biraz bunu yıkadık, biraz dikenlere gitti, halen var bak. Benim elimde halen batıyor. Şu dikensiz yerlerden şöyle kavruyoruz. Önce baş tarafını çeviriyoruz. Arka tarafını. Arka tarafını ortadan şöyle bir çiziyoruz bunu. Şöyle hafifçe bıçağın ucuyla şuradan bak açtık. Şu şekilde. Çok merak ediyorum. Daha önce hiç yemedim çünkü.
Şimdi narı ortadan kesersek çok iyi yenmiyor. Bunun bir sistem var. Buradan önce kafa tarafını kesiyoruz. Kaşık veya tahta bir parçasıyla çekirdekleri döküyoruz. Bu şekilde. Vura vura. Vura vura. Sevgili arkadaşlar, biz meyvemizi yedik, vitaminimizi aldık. Şimdi sırada oyun oynamak var. Oyun zamanı. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Oyunumuzun adı Bon. Herkes birden başlayarak sayı sayacak. 3 ve 3'ün katlarına denk gelen arkadaşım Bon diyecek. Anlaştık mı? Evet. Başlıyorum o zaman. 1. 2. Bon. 4. 5. Bon. 7. 8. Bon. Bom. Evet sevgili arkadaşlar, Nazlı elendi. Nazlıcığım biz devam ediyoruz, tamam mı? Başlıyorum tekrar. 1. 2. Bom. 12. Yandın. Tamam devam ediyoruz hızlı hızlı. Bu sefer daha hızlı. 1. 2. Bom. 3. Ama şimdi 3 oldu, 3 kişi kaldık ya, hep aynı insana gelecek. O yüzden 4 yapalım mı? 4 ve 4'ün katı. Yapabilirsiniz bence. Size güveniyorum. 1. 8. Yandın. O zaman sen kazandın. Seni kutluyoruz. Esasında hepimiz kazandık. Çünkü önemli olan oynamaktı, değil mi? Eğlenmekti. Kesinlikle. Hadi o zaman keşfimize devam edelim mi? Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın, kocaman yaprakları olan bir ağaç var burada. Ne ağacı? Hurmaya benziyor. Hurmaya benziyor değil mi? Evet. Hurma ağacı değil mi Ramazan? Trabzon hurması derler. Amme derler. Karadeniz'de de yetişiyor değil mi? Yetişir. Hemen hemen iklimlerin... Ilıman olan iklimine her tarafta yetişiyor. Yetişiyor. Şimdi bu yeşil daha tabii olmamış. Olmamış. Sonra sapsarı olacak, evet. Yumuşacık. Yumuşak. Çok da güzel bir meyve. Evet. Haydi arkadaşlar devam edelim o zaman. Bugün gördüğüm en büyük ağaç bu ağaç. Ne ağacı? Avokado ağacı. Avokado ağacı. Evet. Hatta arkadaşlar gelin şöyle biraz terledik. Gölgesinde biraz ağacımızı var. Serinleyelim. Böyle büyük bir ağaç. Çok altında güzel. Altında serinleyebiliriz. Gelin çocuklar. Gelsenize arkadaşlar, ne kadar güzel. Peki arkadaşlar, biz bugün ağaçların arasında kendimizi kaybettik. Çok keyifliydi. Doğanın bize verdiği bütün hediyeleri kabul ettik. Meyvelerimizi yedik. Şimdi sıra bizde. Bizim doğaya bir hediyemiz olmalı. Değil mi? Doğaya verebileceğimiz en güzel hediye de fidan dikmek. Ramazan abi birlikte fidan dikelim mi? Dikelim. Hadi arkadaşlar. Bir tane daha avokado yetiştirelim. Tamam. Ülkemize. Tamam. Hadi. Hadi gelin bakalım. Sevgili arkadaşlar, şimdi fidanımızı dikmeye geldik. Ramazan abi birazcık kazmış toprağı ama biraz daha gerek var herhalde. Tabii birazcık daha gerek var. Biraz daha kazdık mı tamam. Çocuklar görüyorsunuz bu. Aynı sizin gibi küçük bir fidan. Şimdi bunu toprağıyla buluşturacağız. Ne yapacak? Büyüteceğiz. Şu şekilde yapıyoruz. Ağacımız size emanet. Gelip onu sularsınız. Hadi bakalım şimdi tamam. Siz toprağını siz atın hadi. Dibine hadi. Doldurun bakalım hadi. Toprağıyla. Hadi sizin bu fidan sizin. Ramazan abi çok teşekkür ediyoruz size. Bir şey değil efendim. Sizin sayenizde. Bizim bir katkımız olduysa çocuklarımıza ne mutlu. Biz çok teşekkür ederiz. Sayenizde bir sürü şey öğrendik. Evet. Çocuklarımız öğrendi mi? Evet. Öğrendik. Hadi bakalım. Size iyi tatiller, iyi okullar, iyi çalışın. Sevgili
Sevgili arkadaşlar, programımızın sonuna geldik. Programı bitirmeden önce arkadaşlarıma sormak istiyorum. Bugün sizi en çok ne mutlu etti? Bahçede dolaşmak. Yeni şeyler keşfetmek. Evet. Yeni bir şeyler öğrendik. Evet. Dikenli inciri yemek mutlu etti. Bir de bahçelerde yeni ağaçları öğrenmek mutlu etti. Fidan dikmekte. Yeni şeyler öğrenmek ve fidan dikmek. Sizinle olmak en güzeliydi. Çok teşekkür ediyorum size. İyi ki tanıştık. Sevgili arkadaşlar, biz bir dahaki bölümde bambaşka bir şehirde yeni maceralar yaşayacağız. Ama sakın unutmayın, siz olmadan olmaz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.